Selamlar sevgili dostlarım. Bugün Bitcoin dün kapanışı 21.559'dan yaptı. 21.500 bandının üzerinde kaldı demektir bu da. <laughs> Ama sabah kalktığımızda bir baktık arkadaşlar. Şu anda 21.395 solarına kadar tekrardan bir geriledi. Bir günlüğe baktığımızda ise arkadaşlar bir düşüş görebiliyoruz. Bakın bir düşüş görebiliyoruz. Gene yükselen takuzumuz burada mevcut. Ama bu yükselen takuzumuz arkadaşlar bunun kadar dirençli olmadığı için daha kısa sürede ben düşeceğini düşünüyorum bunun. Hani buradaki alım gücü ve satım gücü kadar burada yok arkadaşlar. Hani görüyorsunuz ne kadar ufak ufak gidiyor çubuklar. Yani buradaki mum sayısı ile buradaki mum sayısı arasındaki yani yükseklik farkını sizler de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Hani ne oldu? ...yükseldi, tekrar düştü, yükseldi, tekrar düş. ...yükseldi, tekrar düştü, yükseldi, tekrar düştü... ...en son yükseldi, daha dayanamadı arkadaşlar... ...tak aşağıya boyladı. Nereye kadar geldi bu da? Hemen şöyle bir bakalım. 20.761'e kadar gelmemişti. Şimdi e, dün... ...bazı arkadaşlarımız... ...ben 27.800'den short işlem açıp... ...hani 25.000 sularında kapatma ...yani 21.500 sularında kapatmıştım arkadaşlar. Çünkü kapanışımız... 21.599'dan olmuştu. O yüzden en düşük kapanıştan ben de kapatmıştım. Bugün baktığımızda ise 21.400'e kadar düştüğünü görebiliyoruz arkadaşlar. Tekrardan şöyle 4 saatlik yapalım. bu gidişat ne kadar sürecek? Alımlarımı göstermiştim. Ne kadar avak saldığımı. Bir 300 taneye yakın arkadaşlar avak saldım. Avaks alım noktalarını göstermiştim sizlere. Şu anda en düşük olarak arkadaşlar nereye kadar geldi? 21.32'ye kadar geldi. Ben sizlere kademeli olarak, 3 kademeli, 4 kademeli olarak ben avak saldırmıştım dostlarım sizlere. En yüksekten başlayıp, en yüksek dediğimizde 25, 22 ve 21 olarak gidiyordu arkadaşlar. Hani ben dedim ki sizlere, hani bunun tam noktasını beklemeyin. Yaklaşık noktalardan da alabilirsiniz. Ben 22'den aldım arkadaşlar. 24'ten aldım ve 25'ten almıştım. 3 kademeli olarak aldım dün de en son alışımı yaptım arkadaşlar. Dün e, ne kadara düşmüştü? 22.96'lardan en son alışımı yapmıştım. Şu anda 22.51'lerde arkadaşlar. E, güvendiğim Ethereum ve Avax olarak arkadaşlar iki tane altcoin mevcuttur. Hani ben bu iki altcoine de çok güveniyorum. İlerleyen zamanlarda gerçekten yüksek miktarda bizlere para kazandırabilecek bir coin arkadaşlar. Eee Sizlere bir şey daha söylemiştim. Hani Mexi Global'de arkadaşlar işlem yaparsanız işte aynı sonunda böyle güzel ödüller sizlere sağlayabiliriz veya çekiliş vesaire bir şeyler yapabiliriz demiştim. Aşağıdaki linkten kayıt olarak arkadaşlar sizler de işlemlerinizi Mexi Global'den yaparsanız sadece Mexi Global'de olan arkadaşlar aramızda bir çekiliş yapmayı da düşünüyorum. Bilginiz olsun. Bu buradan da çok önce şey yapmışım. Size çizimler göstermişim. Daha bu düşüşten önceki çizimleri göstermişim ama sizlere belli yani o. Ee, Telegram adresimizde de birçok arkadaşlar hani e, şu anda altcoin yani vadeli işlem yapmıyorum. Neden vadeli işlem yaptım da sizlere zaten söylüyorum ben. İşte dün 27.750'den e, short açıp 21.530'larda da short'u kapatmıştım arkadaşlar. Çünkü kapanışımızı 21.559'dan yaptı. Dedim sıkıntıya düşmeyelim daha sonra dedim. Bazı arkadaşlar daha erken kapattı. O da herkes kendi bileceği bir iş. Ben sizlere ara ara söylüyorum arkadaşlar bunları. Dikkat edin. Hani ben sizlere diyorum ki. Ee, siz söyleyin adını. Küçük x açarak Likitasyonlardan kurtulabiliyoruz arkadaşlar Likitasyonlar çünkü şu anda çok dalgasız Bakın mesela görüyorsunuz bu alarda hep likitasyon Yani likit olmuş arkadaşlarımız Hani dalga çok farklı olduğu için şu anda Hani Short işlem açmaya korkuyorum arkadaşlar Açtığım seviyeyi de sizlere gösterdim Dedim ki şu seviyeden Short işlem açacağım dedim açtım Bu short işlemi de sizlere daha önce gösterdim ve kapatıyorum dedim dedi. Kapattım arkadaşlar. Mesela şurası ne kadar? Bakın ne kadarlık bir düşüş var şurada. Hani şu kadarlık bir düşüş. Tekrardan ben burada bekliyorum. Bir dakika. Hani şurada olacak arkadaşlar. Bu da ne kadar tekabül ediyor? Ne kadar tekabül ediyor? 19.600 sularına kadar gerileyecek arkadaşlar. Bu da 19.600 sularına kadar bir düşüş olabilir. Ama bu bugün olur veya yarın olur arkadaşlar. Dün 4 saatlikte 21.500 direncinin üstünde kapattı. Yani ben dedim ya dedim tamam yükselecek bu dedim. Ne oldu? Tekrardan düştü. Fed kararı, Fed kararı arkadaşlar. Eylül'deki Fed kararı aşırı derecede kritik bizler için. Neden? Çünkü Fed kararından ve ekonomik yöntemlerden artık Bitcoin çok fazla etkilenmeye başladı arkadaşlar. Eskisinden daha fazla etkileniyor Bitcoin. Hani eskiden böyle ekonomilerde dalgalanma bile olsa fazla etkilenmiyordu. Ne oluyordu? Çok büyük etkilerde yükselme ve alçalma oluyordu. Mesela Rusya Savaşı'nda düşü, düşe giderken yükselmeye başladı arkadaşlar bir anda. Ve oradaki long işlemlerde güzel kazançlar da sağlamıştı bizlere. Ama artık normal ekonomik küçük ekonomiklerde bile arkadaşlar Bitcoin çok fazla etkilenmeye başladı. Yani bu da artık e, tanındığını yani işte birçok borsa tarafından tanınmaya başlandığında bence bir etkisi olabilir arkadaşlar. Fazla bugün bir şey yapmayacağım. Dediğim gibi iki tane güvendiğim altcoin'lerimiz var. Bunlardan birisi Avax, birisi de Ethereum arkadaşlar. Benim şu anda elimde üç tane coin'imiz var. Ne kadar var? Bitcoin'in son iki alım emri kaldı arkadaşlar. Avax'daki tüm alım emrini bitirdim ve 300 tane Avax'ım oldu arkadaşlar. 300 tane AVAX ne kadar yapıyor? Ben peki AVAX'ı nasıl 300 tane yaptım? Bakın onu da söyleyeyim. Burası değil, burası değil. Biraz daha gidelim. Heh. Bakın arkadaşlar Haziran'da fazla uzun bir süre değil. Haziran'da ben 150 tane AVAX aldım. 13 dolardan. Ne oldu? En, en ilk noktası 30. 30.89 diyor. Ben 30'dan sattım arkadaşlar. 30'da sat emri vermiştim. Ne oldu? 30'dan sattım. Benim elime geçen dolar miktarı ne kadardı? iki katına çıktı. Biraz daha ekleme yaparak arkadaşlar gittim. 22'lerden avaksları toparladım. Ve toparladığım sonuçta da 300'e 298 AVAX. Yani siz bunu kısaca 300 AVAX diyebilirsiniz. Çünkü 300 avaksla tamamlayacağım ben bunu. 300 avaksım var arkadaşlar. Avaksın gidebileceği nokta neresi diye düşünüyorsanız arkadaşlar. Bakın fazla değil. Hani ben 50'ye kadar rahatlıkla çıkabileceğini düşünüyorum. Peki 300 AVAX. Hemen hesap makinesi 300 çarpı 50 dersek de arkadaşlar 15 bin dolar benim bir karım olacak. O da Allah bereket versin deriz gideriz. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna abone değilseniz aşağıdan abone olup açabilirsiniz. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize dikkat edin.